Evet arkadaşlar, herkese selamlar olsun, ahaliye selamlar olsun. Yine bir evdeyiz, böyle aptalca saçma sapan bir ışık yaptık. Bir video çekelim dedik. Geçen videomuzda ne yapmıştık? Geçen videomuzda albüm tasarımını Smart Albüm 2 diye bir programla yapmıştık. Bugün hani o gün de bahsetmiştim ya sizlere. Demiştik ki Smart Albüm'de albüm kapağı tasarımı yapılamıyor. Albüm kapağı tasarımı yapılamadığı için de biz bunu Photoshop'ta yapmamız gerekiyor demiştik. Şimdi çok basit bir albüm tasarım kapağı nasıl yapılır videosu izleyeceksiniz. Hatta bunun bağlantı linkini de açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan isterseniz 35-65 panoramik albüm ya da benim koymuş olduğum şablonu alıp kendiniz ölçülendirebilirsiniz. Şimdi iki tip albüm tasarımımız var. Bir tanesi 35-65, bir tanesi de dergi formatında ya da dergi magazin formatında diyelim biz ona. Magazin formatında olan bir albüm tasarımımız var. Şimdi hemen bunlar üzerinden geçelim. İnşallah sesle ilgili bir sıkıntı yoktur. Çünkü diğer videoda şeyi hissettim. Bazı ufak tefek senkron sorunları var. Senkron sorunlarının olduğunu hissettim ve bu senkron sorunlarını da bir şekilde çözmeye çalışıyorum. Hadi bakalım 35-65'ten başlayalım. Nasıl bir 35-65 albüm yaparız? Ya da bunu nasıl tasarlarız tarzında bir yol izleyelim. Çok basit, çok kısa bir video olmayacak tabii. Gene bir 20 dakikalık, 25 dakikalık herhalde bir video olur. Şimdi çalışmalarımıza bakalım. Şöyle bir hemen açtık bilgisayarımızı. İnşallah ekran kaydımızı da alıyoruzdur. Almıyorsak da zaten sizlere ömür bu videoyu boşu boşuna çekmiş olurum. Her neyse. Bakalım şimdi hemen şuradan bir bakalım kimlerden olsun bu sefer. Evet, geçen sefer de herhalde Merve Selçuk'tan yola çıkmıştık. Bu sefer Merve Selçuk'tan yola çıkmasın. Evet, diyelim ki çok enteresan, böyle birden şak diye açınca tabii albüm tasarımını bulamıyoruz. Evet, ne demişiz? 35-65 bir albüm çalışmışız ve bu 35-65 olan albümün kapak tasarımını şimdi açalım. Nasıl bir tasarım yapmışız? Gördüğünüz gibi burada tabii önemli olan şu konu var. Bir albümü eğer 35-65 ya da 30-65 herhangi bir ölçüyle çalıştıysanız kapak tasarımının kenar boşlukları, katlama payı olacağı için biraz daha büyük bir ölçüyle çalışmanız lazım. Bunu da zaten albümcünüzden talep ettiğiniz zaman o ölçüler doğrultusunda hareket edebilirsiniz. Şimdi hazır böyle bir kapak yapmışım zaten gördüğünüz gibi. Fotoğraflar hemen şöyle sağlı sollu. Ben hemen ezbere bir fotoğraf çekiyorum. Ne çıkacağını bilmiyorum. Hemen şuradan ezbere iki tane çok da iddialı olmayan hemen fotoğraflardan çekelim. Kamera o zaman. Bunlar tabii şey çalışmaları burada yok. O yüzden başka birisinden alalım. Merve Selçuk'tan alalım gene. Çalışma demişiz. İşte bir tane şey olsun. Şöyle bir fotoğraf. Kapakta hadi şunu kullanacağımız diyelim. Arka kapakta da genelde bizde yüzükler falan çekilir. Arka kapakta da genelde onları kullanırız. Ama bunu da tabii arka kapakta kullanacağımız. Evet, hadi bu konuyu toparlayalım. Konu çok dağıldı. Şöyle diyelim. Kapak fotoğrafını seçelim. Bu kapak fotoğrafımız olsun. Bir tane de herhangi bir yerden arkaya bir kapak daha seçelim. Open diyelim. Vidik. Hasanlardan çalışması. Herhalde şuralarda bir yerlerde bir yüzük olması lazım. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Aslında yapacağımız işlem çok basit. Hemen Ctrl A, Ctrl C. Aldık kalıbı. Kalıp burada. Şunlar zaten bizim sağda ve solda gördüğünüz bir önceki çalışmalardan. Bunu böyle alırız hemen. Şöyle bakın. Şu yeşil alanlar
35-65 ile ilgili olan güvenli alanlar. Biraz kroplayalım biz bunu. Burada tam gözümün içine doğru bir ışık geliyor. Tam böyle, bunu böyle bu şekilde olacağını düşünelim. Sağ taraf albümümüzün ön kapağı. Sol tarafta albümümüzün arka kapağı olacağı şekilde. Tabi dikey bir fotoğraf kullanacağız şu an burada. Biraz fazla croplayacağız. Fazla croplayınca da görüntünün bozulması gibi bir olasılık da oluşabilir. Hemen aldık bunu da. Tam burası da albümün orta çizgisi. İşin gerçeği çok da fazla ne yaptı? Bozulmadı. Çünkü o fotoğraf bize o kadar yeterli oldu. Şimdi şöyle bir şurada bir nasıl diyelim, tam böyle albümün kat yerinde böyle kalın bir çizgi oluşmasını istemiyoruz. Hani sert bir çizgi oluşmasın, biraz daha tık bir yumuşaklıkla geçsin. Hemen şurayı şöyle siliyoruz. Biraz da opasiteyi düşürerek bunu biraz daha özenirseniz daha böyle daha güzel şeyler yapabilirsiniz. Burası arkaya doğru katlandığı zaman şey gözükmeyecek. Burada işte yazılarımız var. Bunlar zaten benim size attığım taslakta da zaten bu şekilde göreceksiniz. Evet, bunu kaydettiğimiz zaman bir 35-65 hızlı bir şekilde kapak tasarımını yapmış olduk. Bir de magazin kapak dediğimiz bir kapak var. Hemen onu da geçelim üzerinden, değil mi? Hızlı hızlı geçelim. Magazin kapağı da ben tekrar size böyle yazılarıyla falan atacağım. Hemen bakalım. En son magazin kapak burada çalıştık. Albüm tasarımı 40-60. Evet, bakın şurada zaten reel'larda işte bu yazılar var. Burada ana fotoğraflarımız hemen burada. Bu fotoğrafları istediğimiz gibi değiştirebiliriz. Yine ezbere kolay olsun diye bir yerlerden fotoğraflar çekelim. En azından göstermiş oluruz size de baskı, çalışma şey olsun hadi. Şimdi tabi albüm dikey olunca mesela bunun ölçüsü 40-60 olduğu için dikey fotoğrafta kullanmakta fayda var. Şöyle bir fotoğraf olsun, video fotoğraf olsun. Şu an tamamen spontane fotoğraflar seçiyorum. Ne çıkar bende tam olarak bilmiyorum. Evet, hadi diyelim ki bunu alacağız. Ön kapağa koyacağız. Ne yaptık? Ctrl A, Ctrl C. En alt V'de geliyoruz. Tak diye Ctrl V ile yapıştırdık. Çektik. Güvenli alanları tekrar oluşturalım. Bu şeye basıyoruz. En boy orantılı diye. Belki siz daha güzel orantılarsınız. Hemen arka kapağı da alıyoruz. Ctrl A, Ctrl C. Hemen bunu da hızlı bir şekilde, eğer bu tip işlerle uğraşıyorsanız zaten biraz hani bazen hızlı olmak yani basit zor gibi gözüken ama basit tasarımları şey yapmak gerekir. Hızlı bir şekilde çıkartalım istiyorsanız biraz bazen böyle şeyler yapmanız gerekiyor. Evet, ne yaptık? Şimdi her iki fotoğrafı da şey yaptık. Ne demiştik? Şuradan biraz. Öbür fotoğraf da içeride kaldığı için biraz da şundan biraz özensiz yapmış olabilirim ama hani ben hızlı bir şekilde gösteremedim. Bu zaten tamamen böyle kaplanınca şuradaki iki çizgi tam kat yeri olduğu gösteriyor ve kat yerinde tam olarak gözüküyor. Rail'ın buralarda yazılar var. Bu yazıları istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz, şey yapabilirsiniz. Aa, bak şimdi. Burada önemli olan soru şu. Abi ne oldu? İşte biz bunu 40-60 çalıştık da ben bunu 35-65 çalışmak istiyordum dersin. Der misin? Dersin. Ne yapalım o zaman? Diyelim ki image size işte 65'e 35 yap diyelim. Bakalım ne olacak.
Hızlı bir şekilde hemen hızlandırıyoruz. Hızlandırıyoruz. Evet. Ne oldu? 65'e 35 oldu. Tabii fotoğrafların oranları değişti. Ama siz bunu önce albüm üzerinden işte 35'e 65 yaptıktan sonra daha sonra fotoğrafları koyduğunuz zaman ama ne dedik? Siz bunu tabii fotoğrafsız olarak benim gönderdiğim taslak üzerinden yapıp daha sonra yazıları ya da işte herhangi bir efektleri ya da bazı şeyleri düzelttiğiniz zaman hızlı bir şekilde konuyu çözmüş olacaksınız arkadaşlar. Şöyle Ctrl T dediğiniz zaman isterseniz bunu da böyle albümü tekrardan tasarlayabilirsiniz. Önemli olan şablon. Şablonu bulmak. Şablonu bulduktan sonra üstüne koyun fotoğrafları gitsin. Bir de ne diyorduk arkadaşlar? Bak çok önemli konulara değiniyoruz bugün. Bir de ne diyorduk? Albüm ya da herhangi bir şeyin üstüne böyle abi kocaman şey yazmayın. Bilmem ne fotoğrafı, Ahmet fotoğrafı, Mehmet fotoğrafı, işte bilmem ne şey, kendi isminizle ya da bir şeyler yazmayın. Bir QR kod yapın internet üzerinden. Eğer gerçekten bu işle ilgilenen ve gerçekten sizi seçen bir müşteriniz varsa sizi de emin olun takip ediyordur ve sıkıdan takip ediyordur. Yanındaki çevresine, eşindeki dostlarına referans olarak gösteriyordur. Siz de daha modern olmak açısından ekranda gördüğünüz gibi QR kodu da kullanabilirsiniz. Google üzerinden herhangi bir yerlerden bu konuyu araştırıp albümlerinizde QR kod yaptığınız zaman 10 yıl sonraki teknolojinin nereye gideceği belli değil. O yüzden herkes QR kodla belki sizi okutabilir. Evet, bitti mi? Bitti video, ne yapalım? Bu kadar çektik işte. Hızlı bir şekilde çektik. Söylemek istediğimiz başka bir şey var mı? Bundan sonrası zaten klasik, isteyen kapatabilir. Abone olmak isteyen olabilir. Olmak istemeyen olmayabilir. İsteyen yorum yazabilir. İstemeyen yorum yazabilir. Kendinize çok iyi bakın dostlar. Ali'ye tekrardan selamlar olsun. Görüşmek üzere. Bay bay.